Hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli gençler. Böyle güzel bir ortamda, güzel bir akşam günü sizlerle burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sofralar getirdiniz. Değerli kemerliler, kemer öyle bir yer ki kemer olmadan Antalya olmaz. Kemer olmadan Türkiye olmaz. Evet, kemer Türkiye'mizin en önemli turizm merkezlerinden birisidir. Kemerimizin daha da gelişmesi, daha da büyümesi, refah düzeyinin daha da artması için çok sayıda proje gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de biraz sonra sizlerle paylaşacağım çok sayıda yeni projelerimiz olacak. Biz kemerli kardeşlerimizi seviyoruz. Ben şu anda bir kemer milletvekiliyim, kemer bakanıyım sevgili kardeşlerim. Kemer Lütfi Elvan'sız olmaz. Sonuna kadar arkanızdayım. Sonuna kadar arkanızdayım. Bugün esnafımızla buluştuk. Bir araya geldik. Bazı esnaf kardeşlerimizin dertlerini dinledik. Şu kadarını söyleyeyim. Hiç kimse, hiçbir kurum, hiçbir kamu kuruluş yöneticisi yasa ve hukuk dışında kemerli kardeşlerime yönelik hiçbir şey yapamaz. Sonuna kadar arkanızdayım. Bunu buradan söylüyorum. Bunu buradan ifade ediyorum. Eğer yapan olursa yasa önünde gereken hesabı verir sevgili kardeşlerim. Sevgili dostlar, bakınız, bakınız neler yaptık. Düşünün, Antalya kemer yolunu düşünün. Yıllarca tek yol olarak kaldı. Bölünmüş yol haline getirdik. Tünelleri açtık. 15 dakika sadece tünellerden dolayı zamanda bir kısalma oldu. Yeni bir köprülü kavşak yapıyoruz. Köprülü kavşağın inşallah bir kesimini bu cuma günü öğleden sonra açıyoruz. Kalan kesimini de inşallah 2 hafta içerisinde açacağız. Diğer taraftan yine kemer için önem taşıyan, Tekirova için önem taşıyan bir başka projemiz var. O da Tekirova'dan Kumluca'ya kadar olan kesimin bölünmüş yol haline getirilmesi. Evet, Tekirova'dan Kumluca'ya kadar olan kesimin bölünmüş yol haline getirilmesi için bu yıl çalışmalara başlıyoruz. Bu yıl yapımına başlıyoruz sevgili kardeşlerim. Yine Batı Antalya'mıza önemli bir müjdem var. Sizler için, Batı Antalya için önemli bir müjde. Nedir diyeceksiniz? Evet, Batı Antalya'mız artık yeni bir havaalanına kavuşuyor sevgili kardeşlerim. Hayırlı uğurlu olsun. Yine sevgili kardeşlerim, Fasalis tüneli var. Fasalis tünelinin yapımına hemen başlayacağız. Hemen başlayacağız. Onun sözünü buradan sizlere veriyorum. Diğer taraftan kemere, yani kemer 3 dediğimiz köprülü kavşak yapımına da bu yıl başlayacağız. Yine Göynük için gerekli olan köprülü kavşaklar yapımına da bu yıl başlayacağız inşallah. Antalya'mız, kemerimiz köprülü kavşaklar kenti olacak. Evet,
Trafikte beklemeyeceksiniz artık. Sıkıntı yaşamayacaksınız artık. Işıklarda beklemeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Yine kemer için önem taşıyan Göynük Deresi'nin ıslahı önemli bir proje. Göynük Deresi'nin ıslahının bir an evvel yapılmasını istiyorsunuz. Bizler de bu konuyla ilgili olarak bir çalışma başlattık. Ve Göynük Deresi'nin ıslahına başlıyoruz inşallah. Hayırlı uğurlu olsun sevgili kardeşlerim. Göynük Deresi'nin ıslahı neticesinde 600 dekarlık bir alanı kazanacağız. Ve bu alana da sizler için spor tesisleri yapacağız sevgili kardeşlerim. Spor tesisleri. Biliyorsunuz yine değerli kemerliler, Ava Deresi'nin belirli bir kesimini ıslah ettik. Belirli bir kesimi kaldı. O kesimin de ıslahını sağlayacağız ve sizlerin hizmetine sunacağız inşallah. Yine bize gelen taleplerden bir tanesi Göynük Konya çok affedersiniz Göynük Kanyonu'ndan bir yayla yolu istiyorsunuz. Biraz evvel Orman Genel Müdürümüzle de görüştüm. Çok az bir kesim kalmış. 6 kilometrelik bir kesim kalmış. Yapılamayan kesim. O kesimi de inşallah Orman Genel Müdürlüğümüz yapacak ve o eksiklikler de giderilmiş olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum değerli kardeşlerim. Ulupınar Çıralı yolu. Evet, bu yolun yapılmasını isteyen var mı? Var mı? Duyamıyorum. Evet mi? Evet. Ulupınar Çıralı yolu. Turizm yolu. Bununla ilgili olarak valiliğimiz Turizm Bakanlığı'na başvuruda bulunmuş. Turizm Bakanlığımız da Karayolları Genel Müdürlüğümüze göndermiş. Biz de Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yatırım programını alıyoruz ve bu yolun yapımını gerçekleştiriyoruz sevgili kardeşlerim. Hayırlı uğurlu olsun. Yine kemerli vatandaşlarımızın bir başka talebi. Alacasu Koyu'nun kemer halkına günübirlik piknik alanı olarak kazandırılması. Evet, böyle bir talebimiz var mı arkadaşlar? Var mı? Şimdi biraz önce Milli Parklar Genel Müdürümüzle görüştüm. Şu anki imarda piknik alanı olarak görünmüyor imiş. Ancak bana şunu söyledi, imar planında derhal değişikliğe gideceğiz. Milli Park'la ilgili olarak ve oranın, o bölgenin piknik alanı olarak, günübirlik piknik alanı olarak kullanılmasını sağlayacağız dedi. Ben de bu müjdeyi sizlerle paylaşıyorum sevgili kardeşlerim. Değerli kemerliler, birkaç gün sonra AK Parti iktidara geldiği günden itibaren ilk seçimlerimizi de saymak üzere 10. seçimimizi gerçekleştiriyoruz. Evet, gençler hareketli. Gençler hareketli. Evet, biz bu gençlerimizle gurur duyuyoruz. Gençlerimizle gurur duyuyoruz, gurur. Ah gençlerimiz, sizler için gurur duyuyoruz sevgili kardeşler. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, değerli gençler, çok değerli konuklar. 7 Haziran'da Türkiye için son derece kritik bir seçime giriyoruz. Öyle bir seçim ki
bu seçim Türkiye'nin ya istikrar demesini sağlayacak, ya büyümenin devamı sağlanacak, ya da o eski Türkiye'ye, karanlık Türkiye'ye geri döneceğiz. Düşünün, 8 Haziran sabahı istikrarın bozulduğunu düşünün. Bir kaos ortamının oluştuğunu düşünün. Bir kargaşa ortamının oluştuğunu düşünün. Allah korusun. Allah korusun. Bu kadar esnafımız, bu kadar işçimiz, bu kadar istihdam sağladığımız insanımızın hali ne olur? Sevgili kardeşlerim, onun için 7 Haziran günü istikrar demeliyiz diye düşünüyorum. Evet, Türkiye büyümeye devam etmelidir demeliyiz diye düşünüyorum. Türkiye'de istikrar devam etmeli mi sevgili kardeşlerim? Soruyorum size. İstikrar devam etmeli mi? Etmeli mi? Türkiye büyümeye devam etmeli mi? Türkiye gelişmeye devam etmeli mi? Evet. Hepimiz istikrar istiyoruz. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Biz sizinle gurur duyuyoruz sevgili kardeşlerim. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Değerli kardeşlerim, hiçbir bu ülkesini seven hiçbir vatandaşımız bu ülkede istikrarın bozulmasını istemez. Bu ülkenin küçülmesini istemez. Bu ülkenin daha da yücelmesini, daha da büyümesini, daha da güçlenmesini ister. Evet, bizler de bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Önce istikrar diyoruz. İlk hedef, kemer, son karar, istikrar diyoruz sevgili kardeşlerim. İstikrar. Elbette konseri bekliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ben sizlerin daha fazla zamanını almak istemiyorum. Efendim. Sevgili kardeşlerim, Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte Türkiye'yiz. Birlikte Türkiye'yiz. İnşallah hep birlikte dayanışma ruhu içerisinde, barış içerisinde. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Biz sizinle gurur duyuyoruz sevgili kardeşlerim. Bakınız son 13 yılda neler neler gerçekleştirdik sevgili kardeşlerim. Neler gerçekleştirdik. O Karayolları Genel Müdürlüğü eskiden de vardı. Ne yapıyordu sorarım size. AK Parti öncesi Karayolları Genel Müdürlüğü yol mu yapıyordu? Yol. Yapmıyordu. Çünkü kasalar tıkırdı tıkır. Para yoktu para. Bakmayın bugün bol keseden attıklarına. Bak. Hoş geldiniz. Sayın Bakanım Lütfü Elvan, Sayın İl Başkanım Avukat Rıza Sümer, AK Parti Kemer İlçe Başkanı Ferruh Derin ve ilçe yönetimine
Bizleri sizlerle buluşturduğu için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu seçimler ülkemizde barış, huzur, mutluluk, sağlık, sıhhat ve birliği, beraberliği, dirliği tekrar yaşayacağımız güzel bir seçim olur. Tekrar hoş geldiniz Kemer. Gönül ister ki Antalya'ya, Kemer'e ne zaman gelsek şarkılarımızı, türkülerimizi hep beraber söylemek bizi çok mutlu ediyor. Bu akşam da size güvenmek kardeşlerimizden görüyorlar. Kemal! Sesinizi